Geçen haftanın gündemi darbeydi. Darbeyle yattık, darbeyle kalktık, darbe iması var mı yok mu falan diye. Millet sıkılınca yanına Millet ittifakı eklendi. Millet ittifakı çatlar mı çatlamaz mı yürür mü yürümez mi falan. Önümüzdeki haftanın konusu CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseler olacak. Niye mi? E, Cumhurbaşkanı talimat verdi. Dedi ki meclis açılırsa ilk iş o hisselerin hazineye devre olacak. Niye bunu istiyor? Kimine göre Cumhurbaşkanı CHP'ye takıldı da ondan. Yok değil. Amaç daha farklı. Daha büyük. CHP'ler diyor ki ya, gündemi değiştirmek içindir. Mümkün değil. Miras hukukuna aykırı. Vasiyet hakkına aykırı. İşte iki kere daha önce denediler. 1950'lerde denediler. 12 Eylül rejimi denedi. İkisi de başarılı olamadı. Şimdi de olamaz diyorlar. Olur. Bakın Vakıf Bank nasıl oldu? Vakıf Bank'ın hisseleri önce Vakıf hisseleri hazineye devredildi. Oradan Varlık fonuna geçti. İş bankasındaki amaç da bu. Yani CHP'ye sırf CHP gıcıklık olsun diye değil. Amaç varlık fonuna aktarmak için. Yeni bir kaynak yaratmak için. Şimdi televizyondan şunu tartışacaklar. Diyecekler ki çıkan kişiler, tartışmacılar. Efendim bir partinin bankası olur mu olmaz mı? Çoğu diyecek olmaz tabii böyle şey olur mu? Bir parti bankaya hükmeder mi falan. Ama şu hiç konuşulmayacak. Şu anda varlık fonunda hangi bankalar var? Ziraat Bankası var, Halk Bankası var, Vakıf Bankası var. İçinde Türk Kova Yolları, BOTAŞ falan. Büyük bir fon, varlık fonu. Peki o bankaların üstünde ne var? Varlık fonu var. Varlık fonunun yönetim kurulu başkanı kim? Cumhurbaşkanı. Yani AK Parti Genel Başkanı. Şimdi AK Parti Genel Başkanı 3 bankaya hükmetme yetkisine sahip mi? Anayasaya göre evet. E peki bu tartışılacak mı? Tartışılmayacak ben size söyleyeyim. Mesele aslında CHP değil. Mesele daha büyük. Mesele İş Bankası'nda havuzun içine atmak.